Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bir önceki videoda bildiğiniz üzere rahatsızlanmıştım. Adam akıllı bir video çıkarmaya çalıştı. Gene çıkmıştır. Bilmiyorum, edite geçmedim de. O videoyu izlemediyseniz hemen şu üst köşeden şöyle buradan izleyebilirsiniz. Ya da tam tersi de olabilir. Buradan da izleyebilirsiniz. Ya sağ üst köşede, işte ekranınızın sağ üst köşesinden izleyeceksiniz. Öyle, bugünkü videomuzda dalış yapıyoruz. Hala bir önceki video gibi spoiler verme verme gibi şeyler olacak aklımda da. Yani daha dün çektiğim için. Neyse. Şimdi bugün şu balkonun kapısını kapatayım ama şortumu alayım önce. Dur. Sizle konuşurken. Şimdi öyle bir şey yapacağız ki bugün dalışa gideceğiz arkadaşlar. Bu dalışımızda eğlenceli içeriklerimiz var. Şurayı bir kapatalım. Ha. Kameramızı şarj ettik. Power'ımızın şarjı dolu. Bu arada gittiğim hiçbir yerde fotoğraf çekemedim dün. O da üzücü bir yan. Şimdi ben çantamı yerleştireyim. Oradan kahvaltıya geçelim. Oradan da zaten go to dalış. Dalmaya gideceğiz arkadaşlar. Dalacağız. Çiçek eken var saksıma, bir de kasteden var canıma. Alanlardan. Şimdi hazırladık çantamızı. Sizler de izlemişsinizdir. Ben hala kendime gelemedim. Doktor bana öyle bir ilaç yazdı ki bildiğin ilaç kutusu telefonumla aynı boyda. Neymiş adı? Vastarel MR. Şey dedi, mide bulantısına ve baş dönmesine iyi gelir dedi. Ben de tamam doktor bey dedim. Şimdi yemek yiyip şundan da bir tane içeceğim. Bunu da çantama atıyorum her ihtimale karşı. Şimdi duşumuzu alalım, üstümüzü değişelim ve go to yeme. Oradan sonra da aracın gelmesine 45 dakika var. 15 dakikada duş yapsak, 15 dakikada yemek yesek yetişiriz. Bugün ama videomuz çok uzun olacak çünkü saat 10'da açılan tekne saat 4'e kadar denizin üzerinde olacakmışız. Tabi arada bir de suya girip çıkacağız. Suya girip çıkacağız. Sıkılır mıyız bilmiyorum. Bence sıkılmayız. Benden başka birisi olacak mı onu da bilmiyorum. Dünkü videomda Ruslardan şey yapamadık yani. Çevredeki insanlarla yine sohbetimiz, muhabbetimiz oldu da. Genelde Rus olduğu için fazla takılamadık. Tabi bir de benim başımın dönme olayları vardı. Yoksa ben durur muyum yerimde? Dün ama çok eğlenceliydi ya. Yani o mancınığa binmeseydim her şey çok daha güzel olabilirdi. Neyse. Değdi herhalde ya. Kıymetli dostlar, şu anda odadan, otelden çıkış yapıyorum. Ana binaya geçeceğim. Bunun olayını size dün anlatmıştım herhalde. Ek bina, ana bina falan olayı vardı. Oha, karalar geliyor. Şimdi kahvaltıya geçelim. Tam olarak 25 dakikamız var. 25 dakikada kahvaltıyı yapıp bir an önce otel için hazırlık yapmamız gerekecek. Şu an enerjim tavan, yüksek. Tişört, yine bir beyaz tişört giydik. Ne zaman bir beyaz tişört giysek bir başımıza bir şeyler geliyor. Bakalım bizim otel çalışanlar orada mı? Onlardan da ufak bir bilgi alalım. Bize Recep İvedik filmindeki gibi scuba diving kıyafetleri verecekler mi, yoksa biz kendi şortumuzla mı dalış yapacağız? Yani sadece tüp mü verecekler? Kıyafete ek ücret de çekebilirler çünkü çok ucuza buldum. Ki gerçi para da vermedik. Tatil Budur sponsorluğuyla çekiliyor zaten bu video. Evet. Geldik. Canlı bomba gibi geziyoruz ya. Bizim Maraş yine burada. Çalışıyordur ya. Günaydın. Yine videodayız. Video izlersiniz. Dün videonuzu izledim. Mehmet Atatürk deyince çok kız Eyvallah. ismini Teşekkür ederim. Nasıl bir dün turunuz nasıl geçti? Dün güzeldi ama benim herhalde midede hassasiyet varmış. O mancınığa bindim. Beni attılar ki videoyu izleyenler biliyor onu. Evet. Mancınığa kadar orada midemiz bulandı bayağı bildiğin. Normal ama sağlam olsa da yani. Evet. Yani.
dalış. İşte dalışa bugün gidiyorum, çantamı hazırladım. Acaba onlar scuba diving kıyafetini kendileri mi veriyor? Kendileri veriyorlar. He, ben orada eğitim veriyorlar. 3 etapta yapacaksınız. Evet, şu an zaten söyledim, içeriye girmeden bir haber alalım dedim. Haber verir mi? Ben de rehberlik yaptım, otel rehberliği. Evet. Onun için biliyorum 3 etapta. Önce sizi ayaklarınız yere evet. değerken ufak ufak tüpe alıştırıyorlar. Evet. Sonra orta seviye, en sonunda artık balıkları evet, falan yemlemeye başlıyorsun. Balık göreceğiz yani, yemlemeye tabii başlayalım. Elinizde ekmeklerle balıkları yemleyeceğiz. Şu an tam çocukluk hayalim gerçekleşecek. Çok güzel, çok zevk alacaksınız. Ben bugün onu sormak istedim. Evet. Dün gittiğinizi düşünüyordum. Yok, bugün işte mancınıktaydım. Şey, dün mancınıktaydım, bugün de. Artık soramayacağım, ben de Maraş'a gidiyorum bugün. Ciddi mi? Haberleşiriz, Instagram'da ekleyin mi? Eklerim. Orada şey de var, ben görünce zaten Ahmet diye görürsem direkt ekleyeyim. Hatta direkt şimdi buradan ekleyeyim. Hatta istersen bundan adını yaz. Hadi ben dedim bir bakayım. İzledim de biraz. İzledim mi? Evet, teşekkür ederim. Antep video mu izledin yoksa? Antep videoyu arkadaşınızı bırakmasınız. He, evet. Diğer bakalım. Evet. Şu asker İbo videosundan bahsediyor. Bitli piyade. O hala asker ya. Bu video yayına girdikten bir ay sonra falan gelecek herhalde. Bilmiyorum. Şey, ekledim ben kendimi. Tamamdır. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Ben kaçayım kahvaltıya. Fazla zamanım kalmadı. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Her gittiğim yerde böyle bir arkadaş ediniyoruz valla. Şu an o kadar açım ki. Dün akşam da adam akıllı bir şeyler yemedik. Bu arada şey, davuk var, davuk burada bildiğin. Dur göstereyim size. Lan bura bizim köyden farksız lan. Horozla tavuk mu dövüşüyor? Bir şey oluyor, dur size giderken çekeyim. Zamanım yok ama her şeyi çekmek istiyorum. Dur bir dakika, soy. Baksana. Davuk var lan, davuk. Şimdi müziğimizi de açalım bir yandan. Enerjimizi pozitife getirmemiz lazım. Ne dinliyorsun diye soranlar var. Ne dinliyorum? Asist. Ya dinliyoruz işte bir şeyler şu anlık. Mabel Matiz, Müpem şarkısını dinliyoruz. Evet, omletçimiz falan. Dejavu yaşıyoruz şu an. Dün de aynısını yaşamıştık. Tabak alıp geliyoruz tabii ki de. Bugün omlet yemeyelim. Başka bir şey mi yesek? Denizde şimdi tutulursak yumurta da aynı şey. Ben yeme alayım, sonra kaydı açayım. Çünkü kayıttayken yemek almak kolay olmuyor. Kızartma alalım. Bak burada kızartma varmış. Pankek kalmamış. Birazdan gelip kızartma alalım hemen. Hemen masamıza geçelim. Ya Antepli olduğumu her yerde belli etmeliyim. Kızartma, sigara böreği, su böreği. Onun dışında bal alayım dedim. Enerji versin diye. Simit, reçel, bu kadar. Bak, yararlı hiçbir şey var mı? Hepsi zararlı. Aslında daha güzel tabaklar da dizebilirim de bugün zamanım yok. Her an telefonum çalabilir, gidebilirim yani. Ve bandırıyoruz. Bugün çok yoğun bir program var. Yani İnşallah ki bir şey olmaz. Yani bismillah diyerek de bir arabaya girerim de. İnşallah bir şey olmaz. Çünkü bugün bir şey olursa eve yetişmem de zor. Dünkü gibi değil. Dünkü de biraz zordu. O teleferikten inene kadar bir çektiğim şeyleri siz görseniz inanılmaz derecede yoruyordu beni. Ama zaten Ahmet Bey de anlatmıştı bize. Kendisine buradan bolca selam olsun. O Maraş'a gidiyormuş. Gerçi ben bu videoyu yayınlayana kadar belki geri dönmüş bile olur da. Nasıl olacak bilmiyorum. Şarjımızı bitirmeyelim. Daha orada çok işimiz var. Araç gelince tekrar kayıt açarım. Şu an araç geldi. İlerliyoruz. Varınca tekrar kayıt açarım. Şimdi iyi seyirler. Dalışa geleceğiniz zaman şu belgeyi imzalatıyorlar.
Burada 11 maddelik bir sözleşme var, anlaşma var. Bunu imzalayıp öğlen alabiliyoruz. Arkadaşlar bilet olanlar varsa hazırlasın, şimdi geleceğim yanınıza. Tamam. Dostlar şimdi teknedeyiz. Abi isim neydi? Gökhan. Gökhan abiyle tanıştık. Artık izlersin abi kendine. Dalışa geçeceğiz birazdan. Tekne bayağı kalabalık. Ben 10 kişilik 20 kişilik kafile bekliyordum ama herhalde bir 50 kişi falan var. Alt katta da insanlar var. Su altı çekim ücretleri de 400 TL'ymiş. İndirim yaptırabilirsek çekeriz. İndirim yapmazsak da çekeceğiz mecbur da. Yani indirim yaptırırsak daha iyi olur tabi. O kaptan oradan nasıl döndün sen? Bak buradan çıktı. Buradan böyle şu an Anarya'ya taktı. Geri viteste geliyor. Abi gelmelerde araya varmış. Şu yatlara çarpmadan çıktı, helal olsun. Kaptanlık adının hakkını veriyor. Biz de çıkacağız şimdi. Bizim kaptanımız da burada. Kaptanım röportaj yapabilir miyiz? Yok lan, boş ver ya. Akıllı Yok. Benim aklıma tamam o zaman. Kaptanımızı ben yine size şuradan göstereyim. Akıllı cihazlar aklını alıyormuş. Şöyle. Çıkış izni geldi mi kaptanım? He? Çıkış izni geldi mi? İptal ettik, çıkmıyoruz. İptal ettik, çıkmıyoruz. Ben kaydı ne zaman kapatırsam o zaman çıkacağımızı söylüyor kaptanımız. Sen tam teşkilatsın ya. Bak burası parazit almasın. Rüzgardan korunmak için. Kaptanım arada bir tekneyi ben kullansam insanların hayatı tehlikeye girer mi? işte. Şu karşıdaki yatlara vururuz herhalde ben kullansam. An itibariyle yola çıkmış bulunmaktayız. Kaptanımız da arkada zaten kullanıyor. Şimdi tüpleri aşağıya alalım dediler. Ben her yerim dolu, aşağıya inmeye çalışacağım. Evet. Mide ilacınızı getirin, yoksa vallahi ben ilacım olmasa muhtemelen gene gitmiştim. Mide spazmı geçiyordu. Bu problem var demekmiş. Bu okey demekmiş arkadaşlar. Aklıma Recep İvedik geldi. Oradan bir sahne izleyelim. Okey. Şimdi 300 çeşit balık var deseydi sayılan diyecektim de. Onu da demedi yani. Helal olsun. Saydım tabii efendim. Say lan. Geliyor şimdi, gelsin de. Türkiye futbol Türkiye spor muydu? Neydi abi? TSFF'de öyle miydi? İşte Türkiye Sualtı Federasyonu'nda adam eğitmenmiş. Yani bilgili birisi, boş bir adam değil. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Dostlar şimdi tekneyi size şöyle göstereyim. Şimdi kamerayı kapatacağım ben, kaldıracağım çünkü birazdan dalışlar başlayacak. Telefonla size detay videolar alacağım. Maksat bir gittiğimiz, gezdiğimiz yerleri görün. Manzara mükemmel. Kemer'in sahil yollarından mı diyeyim? İlerliyoruz. Oteller de gözükmeye başladı artık. Gel. Ata vlog. İsimler neydi? Hasan. Kazım. Kazım. Caner. Memnun oldum üçünüzle de. Ben de Ata bu arada. Öyle dalacağız bakalım. Biraz korku basmadı değil sanki. Aşağıda bir de tüpe 10 metredeyken su kaçarsa yukarı çıkamam ben. Aşağıda kalırım. Hadi artık sizi manzarayla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Dostlar dalış bitti, görüntüleri izlemişsinizdir siz zaten. İkinci dalış bölgesine geçeceğiz. Tabi öncesinde yolda giderken yemek yememiz gerekiyormuş. Şimdiye kadar beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Kaldırma Allah'ım. Bilmiyorum.
Çılgın, çılgın YouTuber iş başında. Hadi bakayım. Aşağıdan abi yani, bir sakallı çıkamıyor. Geriliyorum lan. YouTuber korktu. Yukarıdan atlamaya yemedi arkadaşlar. Biz de aşağıdan atlıyoruz. Anlarım yani. Vallahi şimdi yemeğimiz geldi. Daha doğrusu aldık yemeği. Şöyle göstereyim size. Şimdi şu Sprite 50 TL. Normal kafelerde de 50 lira veriyoruz buna. Onun dışında nugget var, salata var. Bir de uzun makarna var, spagetti. Bu ücretsiz, şu da 50 TL. Şeye dahil yani, fiyata dahil oluyor. Bilginiz olsun. Ya şimdiden başlıyor çekme. Şu an videodayım. Montajyer buraları. Editleyeceğim. Sen kendin mi çekeceksin? Hı hı. Buyurun o zaman. Dur abi şunu bir çekeyim. Abi. Şöyle arkadaşım bir kaydırı birazcık. Tamam. Arkadaşım. Abi. Atla. Atlayayım mı? Gel gel. Okey. Evet dostlar şu anda tur bitti ama yanlış bir yere bastık. Turumuz bitti, otele doğru yol alıyoruz. Şöyle saçımız da dağılmış. Bu dalışın bana en güzel katkılarından birisi Gökhan abi oldu. Gökhan abi gibi bir güzel abiyle tanışmış oldum. Zaten birbirimizi Instagram'da ekledik. Tekirovalıydın değil mi abi? Tekirdağ nereden çıktı? Tekirdağ bir gün video çekmeye gidersek artık Gökhan abimizi arayacağız. Şimdilik bu kadar. Otelde devamını getiririz videonun.
Bu gitmiş olduğum dalışı çok beğendim. Dünkü Tahtalı Dağ'a gitmenizi tavsiye ederim. Şu an Tahtalı Dağ'la birbirimize bakıyoruz. Ve oradaki mancınağa binmenizi tamamen sizin tercihinize bırakıyorum. Benim mide hassasiyetim olduğu için yani ben bir daha o mancınağa binmem yani. Ama Tahtalı Dağ çok güzeldi. Yani mide hassasiyetim olmasa o zıplatıp şey yapmalar falan o da çok güzeldi. Adrenalinin yüksek 7G'yi yediğim bir deneyimim oldu. Çok güzeldi. Bu iki videoluk bir bölüm oldu. Belki yarın yani sizin izleyeceğiniz haftaya. Neyse spoiler vermeyelim. Eğer gelirse üçüncü bir videoda gelebilir buradan. Ama belki diyorum belki gelmeyebilir. Eğer gelirse bu sahneyi koymuşumdur. Yani bu da demek oluyor ki bir sonraki video yine burasıyla ilgili olacak. Üçüncü hafta videosu olacak. Ama öyle bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Birçok şey atlattım dalıştayken. Dalış videom en beğendiğim videolarım arasına girmiştir şu an itibariyle. Çünkü çocukluk hayalim olan bir şeydi ve onu gerçekleştirdim. Şu an dünyada benden mutlusu yok yani. Dalışta GoPro'm olmadığı için Poseidon Diving School. Ben numarasını bulup size açıklamalara ekleyeceğim. Açıklamalardan numarasını bulabilirsiniz. Olur da Kemer'e gelip de dalış yapmak isterseniz benim gittiğim ekibe gidebilirsiniz. Çok yardımseverlerdi. GoPro'm yoktu. Tekrar dediğim lafa geleyim. Sağ olsunlar bana GoPro hediye ettiler. Yani hediye ettiler derken çekim yapabilmem için bana bunu ücretsiz sundular. Onun dışında mesela 5 dakika değil de 10 dakika daha detaylı bir şekilde gezdirdiler. Tabi siz 10 dakika olarak izlemediniz de o gezdiğim yerlerden önemli kısımlarını size 1-2 dakika olarak kısmışımdır. Müzik eşliğinde eklemişimdir muhtemelen bilmiyorum daha editlemedim bile. Bilgisayarımda ve hard diskimde yer kalmamış. Yeni bir taşınabilir disk sipariş ettim. Ondan dolayı videoların yayınlanması da biraz zaman alacak gibi. Yani siz bu videoyu izlediğinizde Ekim ayı olacak gibi. Gibi. Seneye geldiğinizde çünkü bu video çok geç yayınlanmış olacak. Çünkü sezonun kapanışında buraya geldim ben. Seneye geldiğinizde Mart ayında ve Nisan ayında buranın sezonu açılıyor. Nisan ayı güzel bir tarih olur buraya gelmek için. Hatta Haziran en güzel zamanlarından birisi. Buraya gelin, Kemer'de bir otel seçin kendinize, fark etmez ama apart seçin. Videolarımı arttırmayı düşünüyorum. Daha da çok sizlere video paylaşmayı planlıyorum ama kolay olmuyor arkadaşlar. Video çekmek için gerçekten para gerekiyor. Çünkü ben oyun oynayarak size video paylaşmıyorum. Ben bir yerleri gezerek, para harcayarak size video paylaşıyorum ve ben YouTube'dan hiçbir türlü 1 lira bile para kazanmıyorum şu anlık. Yani bir yerde çalışmıyorum. Öğrenciyim. Bir şekilde bir yerden bulduğumuz paralarla uygun geziyoruz. Sonra bana ata sen parayı nereden buluyorsun falan gibi saçma sorular sormayın. 1000 liraya 1500 liraya zaten bundan önceki tüm videolarımızı maksimum 1500 limitle gezdiğimiz videolar oldu. 800 TL'ye Diyarbakır'ı komple gezdik. Yani böyle uygun fiyata gezilebiliyor aslında. Kendimizi zorlasak, biraz araştırsak, biraz da midemizden, yememizden, içmemizden ve lüksü düşünmemizden kaçsak zaten uygun fiyata birçok yeri gezebiliyorsunuz. Öğrenciler için nasıl gezilebilir serilerini başlatacağım. Özellikle bu kış aylarında öğrenciler ki ben de öğrenci olacağım için bu detayı tam bir öğrenci olarak yaşayarak vereceğim size. Bir öğrenci örnek veriyorum burs çıktı 1250 TL'ye. Nerelere gidebilir, nereleri gezebilir gibi soruların yanıtı olacağım. Yani bu yeni içeriğimizin, yeni serimizin bir başlığı oluyor aslında. Öğrenciler için geziyoruz diye bir seri üretmeye başlayacağım. Bundan sonraki videolarda, yani bundan sonraki videoda Antalya videosu olacak da bu detaylı konuşmayı aslında diğer videoda yapsam daha iyi olurdu. Onda da yaparız. Böyle bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Bu videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Dediğim gibi çocukluk hayalim olan dalışı şu an çektik, bitirdik. Şu anda bu iki serilik videomda hayatımdaki iki deneyimi yaşamış oldum. İlk defa bir mancınağa binip ilk defa bir dalış yapmış oldum. Eğlenceliydi. Tekrardan beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi de ayrıca seviyorum. Burada bugün Fener'in maçı var ve Antalya'da otelde birazdan 10 dakikaya yemek başlayacak, yemeğe geçeceğim. Yemeğimi yiyip Fener'in maçına geçeceğim. Fener maçına geçeceğim derken bilgisayardan Fener'in maçını açacağım ve Fener'in maçını izleyeceğim. Hepinize teşekkür ederim. Benim için önemli bir videoydu ve bu ana şahit olan herkese çok teşekkür ederim. Poseidon Diving School'a da öyleydi herhalde. Adını tam bilmiyorum ama onlara da çok teşekkür ederim. Bana bu olanakları, bu imkanları sağladıkları için kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomu izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın tekrardan. Bay bay.